Nasılsın Sibel? Daha iyi misin? Değilim. Anlasana delirmek üzereyim Kemal. Dayanamıyorum artık. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Tamam bir tanem. Merak etme. Çok yakında çıkaracağım seni buradan. Nasıl yani? Gerçekten mi? Düşündüğüm bir şeyler var. Ama senin de yardımcı olman lazım. Nasıl yardım edebilirim ki burada? Zaten buradan yardımcı olacaksın. Anlamadım. Şimdi beni iyi dinle. Sana ne söylersem aynen yapacaksın aşkım. Tamam mı? Tamam. Bu cehennemden kurtulayım da. Keledoş, Van'ın en meşhur yemeklerinden. Keledoş neden yapılıyor? Buğday. Yine buğday var. Evet, nohut var. Da, nohut var. Nohut var mı? Evet, nohut var. Başka ne var? Yoğurt var, yoğurt. Fasulye var. Seçil. Efendim baba. Televizyonun sesini biraz kıssana, seninle bir şey konuşacağım. Bak kızım, benim bir ayağım çukurda sayılır. Allah korusun baba, o nasıl söz? Kesme kızım sözümü. Şu içinde oturduğumuz evden başka bir şeyimiz yok, biliyorsun. Ben de istiyorum ki artık bu evin tapusunu senin üstüne devredeyim. İçim rahat etsin. Baba o nasıl söz? Olmaz öyle şey. Yok kızım. Ben düşündüm taşındım. Evrakları da hazırladım zaten. Yarın iş yerinden izin al da tapu dairesine gidip şu devri yapalım. Ama baba. İtiraz istemiyorum. İçimin rahat etmesini istemiyor musun? Şey Yaşar Usta, öğleden sonra için izin isteyecektim de. Hayırdır, bir sorun mu var? Yok, sorun yok. Babamla tapuda işimiz var da. Bugün idare ederim ama yarına sarkmasın. Tamam usta. Zaten bir imza işi kalmıştı. Tamam. Tekrar teşekkür ederim beni bıraktığınız için. Ne olacak canım, yolumuzun üstü. Toplantıya gitmiyoruz ki, kumaşçıya gidiyoruz. Hem aynı iş yerindeyiz sözde ama ne zamandır görüşemiyoruz Seçil'cim ya. Bir hafta sonu hep beraber kahvaltıya gitsek. Gidelim vallahi, ne iyi olur. Ahmet amca nasıl, iyi mi? İyi iyi, çok şükür de. Bir de şu inadı olmasa. Hayırdır, ne inadı yine? Ya tutturdu evi üzerine devredeyim de kafam rahat etsin diye. İyice yaşlılık psikolojisine girdi, laf anlatamıyorum. Kıyamam ya. Ahmet amcayı da çok özledim. Bir ara geleyim de elini öpeyim. Gel vallahi. Hatta vaktin varsa şimdi gel de. Şu tapu işinden vazgeçirmeme yardımcı ol. Saçmalama Seçil. Bırak adam nasıl rahat ediyorsa öyle yapsın. Bana bak, sizin semt giderek değerleniyor. Yarın müteahhitler falan kapıyı çalarsa şaşıp evi müteahhite vereyim falan deme ha. Ay saçmalama Peri ya. Ben ne anlarım müteahhit işlerinden? Vallahi ben bilmem kızım. Adamlar gelip sana iyi paralar teklif eder. Ondan sonra satarsın evi falan. Yok artık, daha neler. Hem sen nereden biliyorsun bizim oraların değerlendiğini? Geçen ay Hayri amcaların dairesine dünyanın parasını verdiler. Hmm. Adamlar apartman dikmeye başladılar bile. Oh, çok yoruldum. Ne zor işlermiş bunlar ya. Sözde bir imzaydı. Oradan oraya. E baba, hiç dinlemiyorsun ki. Ne gerek vardı şimdi durup dururken? Olsun kızım, olsun. Bugün varız, yarın yokuz. Benden sonra daha çok uğraşırdım bu işlerle. İçim daha rahat artık. Ah babam ya.
Neyse, ben sofrayı hazırlayayım. Babacığım, ben markete gidiyorum. Var mı istediğin bir şey? Yok kızım, sağ olasın. Merhaba Seçil, ben Kemal. Numaranı şirketten aldım. Müsaitsen görüşmek istiyorum. Nerede? Ne zaman? Yarım saat sonra. Seni istediğin yerden alırım. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim Seçil. Çok şaşırttın beni açıkçası ama... Uzun zamandır konuşmak istiyordum seninle. Bir türlü cesaret edemedim. Bugün araçta konuşurken çok samimi geldin bana. Öyle mi? Şey işte, bilirsin. Yaşım ilerledi. Artık bir yuva kurmak istiyorum. Seni gördüğüm andan beri de... Anlamadım. Ben öyle herkese rahat konuşamam. Derdimi anlatamam. Araçta Perihan'la evlenmeyi düşündüğünü söyleyince konuşmak istedim. Perihan öyle sorunca... Kusura bakma. Böyle damdan düşer gibi oldu ama hissettiğimi söylemek istedim. Şey, kahve de çok lezzetliymiş değil mi? Evet, çok. Benimle evlenir misin Seçil? Evlenmek mi? Biliyorum. Çok erken davrandım. Böyle birden şaşırttım seni ama... Bu evet anlamına mı geliyor? Kemal, gerçekten çok beğendim. Demek çok beğendim. Çok beğendim. Alalım o zaman. Evet. Bence o yüzüğü hemen alalım. Tamam bir tane. Sana tüm yüzükler feda olsun. Kızım, hayırdır? Son bir haftadır telefonu elinden düşürmez oldun. Affedersin baba, rahatsız olduğunu düşünmemiştim. Neden rahatsız olayım? Sadece son günlerde çok mutlu olduğunu görüyorum.
Bunun telefonla alakası olup olmadığını merak ediyorum, hepsi bu. Aslında çok yeni diye söylemek istemiyordum baba ama... Bizim iş yerinde şoförlük yapan biri var. Adı Kemal. Benimle evlenmek istiyor. Ya, demek öyle. Benim kızıma kim talip olmuş? Kimin neyidir, kimin nesidir? Tanışmak isterim. Bak kızım. Hayatta tek bir çocuğum var, o da sensin. Senin mutluluğun benim için her şeyden önemli. Evlenip çoluk çocuğa karışmanı, bu yaştan sonra torun sevmeyi çok arzu ediyorum. Her ne olursa olsun, her zaman arkanda ve yanında olduğumu bilmeni isterim. Canım babam, bunu biliyorum zaten. Teşekkür ederim canım. Rica ederim benim güzel sevgilim. Bunun için teşekkür etme demedim mi ben geçen gün? Her şey o kadar güzel ki. Allah'ım bu rüyaysa hiç bitmesin diye her gün dua ediyorum. Rüya değil canım. Her şey çok daha güzel olacak inşallah. İnşallah. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Dün akşam babama senden bahsettim. Ama dediğin gibi başka hiç kimseye bahsetmedim. İnşallah kızmazsın. Kızmak mı? Neden kızayım bir tanem? Yakında seni istemeye geleceğim zaten. Sahi mi? Sahi tabii. Hem artık babanla tanışma vakti geldi değil mi? Gerçekten mi? İstersen bu akşam size geleyim de gör. Çok isterim, çok. Siz hiç merak etmeyin. Seçil'in mutluluğu için her şeyi yaparım. Allah senden razı olsun evladım. Hayatımın tek varlığı Seçil. Onun mutlu olması, mutlu bir yuva kurmasından başka hiçbir dileğim yok şu anda. İnşallah olacak. Hayırlısıyla. Ben artık senin de baban sayılırım evladım. Çekinmene gerek yok. Bana baba diyebilirsin. Ben seni bir evladım olarak kabul ettim. Sağ olun. İnşallah bizim de çocuklarımız olur. Ve sen de böyle çocuklarımızla parka gelip onlarla oynarsın aşkım. İnşallah Kemal, inşallah. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bu hafta gelip seni babandan isteyerek söz keselim, olur mu? Sahi mi? Sence zamanı geldi mi? Bilmem. Bence öyle ama tereddütün varsa daha sonra da bırakabiliriz. Tereddüt mü? Asla. Sadece kendini hazır hissetmiyorsan biraz daha bekleyebiliriz demek istiyorum. Merak etme hayatım. Artık beklememiz için hiçbir nedenimiz yok. Birbirimizi tanıdık. Neyi bekleyelim ki? İnanılır gibi değil Peri ya. Sanki rüyada gibiyim. Her şey o kadar güzel ki. Allah Allah. Çok şaşırdım gerçekten. Yani sen ve Kemal ne ara böyle kaynaştınız Allah aşkına? Beni gördüğü ilk günden beri bana tutkuluymuş meğer. En sonunda açıldı işte. Haftalardır rüyada gibiyim. Canım benim ya. Senin adına çok mutlu oldum, inan bana. Allah tamamını erdirir inşallah. Amin canım. Aman Pericim, ne olur kimselere bahsetme, olur mu? Kemal pek istemiyor şimdilik. Aa, nasıl yani? Ya nazara gelmekten çok korkuyor. Açıkçası ben de öyle. Yani bu yüzden pek duyurmuyoruz kimseye.
Sen de bildiğini belli etme, olur mu canım? Olur olur, merak etme. Peki sence bu kadar parayı bulabilir mi Kemal? Merak etme canım. Ben her şeyi düşündüm. Birkaç gün içinde her şeyi çözmüş olacağım. İnşallah. Gerçekten aklımı oynatmak üzereyim. Bunları düşünme sen. Çok yakında özgür olacaksın. Bilmiyorum Kemal. İçimde büyük bir endişe var. Ya sanki son anda bir şey çıkacakmış gibi. Merak etme. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Bana güven. Sen yeter ki benim dediklerimi unutma. Her şey yoluna girecek. İnşallah dediğin gibi olur. Karakoldan geliyor. Oh. Hayırdır? Yeni bir doldurayım mı babacığım bir çay daha? Yok kızım, eline sağlık. Afiyet olsun babacığım. Çay demliğine ilaç attığını. Damat birkaç gündür gelip gitmiyor. Biraz yoğunluğu var babacığım. Başka bir şey yok yani. Aman aman, öyle olsun bir tek. Düğün tarihini belirlediniz mi bari? Vallahi hiç konuşmadık baba. Her şey o kadar hızlı olup bitti ki. Konuşacak zaman bulamadık daha. Peki kızım. Ama bir an önce belirleyin ki biz de hazırlığımızı bilelim. İyi misin Seçilciğim? İyiyim canım. Bir sorun mu var? Çok dalgınsın. Şey, aslında bir sorun değil de düğünü düşünüyorum. Nasıl yani? Nesini düşünüyorsun düğünü? Bunu hiç konuşmadık da ne zaman olacak, nasıl olacak diye onu düşünüyorum. Melek kalpli sevgilim benim. Aslına bakarsan birkaç gündür ben de bunu düşünüyordum. Gerçekten mi? Hı hı. Ne oldu Kemal? Bir sorun mu var? Aslında son birkaç gündür seninle konuşmak istiyordum bu konuyu. Bir türlü fırsat bulamadım. Hayırdır, kötü bir şey mi var? Yani aslında kötü mü iyi mi bilemedim. Düğünümüz bir an önce olsun bitsin istiyorum. Ama... Hayatım, sorun ne? Kız kardeşim. Kız kardeşin mi? Nasıl yani? Senin kız kardeşin mi var? Hiç bahsetmedin. Evet. 3 aydır cezaevinde. Böyle giderse daha çok uzun sürede orada kalacak. Aman yarabbi, çok geçmiş olsun. Neden cezaevinde? Bir alacak verecek meselesi yüzünden. Yüklü miktarda borçlandı. Ve borçlarını ödeyemedik. Var gücümle uğraştım ama kapatılacak gibi bir borç değil. Ne diyeceğimi bilemedim. Senden ve nişanımızdan söz ettim. Öyle mi? Ne dedi peki? Çok sevindi. Ama buruktu tabii. Yanımızda olamadığı ve uzun sürede olamayacağı için çok üzgündü. Seninle tanışmayı, seni tanımayı çok istiyor. Belki bir gün yanına ziyarete gideriz. Tabii ki. Hem neyi bekliyoruz ki, yarın gidelim. Gerçekten mi? Bunu istiyor musun? Tabii ki hayatım. O senin kız kardeşin. Akraba oluyoruz artık. Neden istemeyeyim? Peki. Yarın birlikte gider ziyaret ederiz o zaman. Teşekkür ederim hayatım. İyi ki yanımdasın. Kemal bana senden çok bahsetti. O kadar sevindim ki sonunda evlenecek olmasına. Gözüm arkada kalmayacak artık. Ona bakabilecek biri var. Sen de bizimle beraber olacaksın. Hep birlikte koca bir aile olacağız inşallah. Asmayın suratınızı ama. Hem bizim düğünümüzde hep beraber halay çekeceğiz daha. Bunu o kadar çok isterdim ki. Ama şu an bu imkansız ötesi. Kim demiş? Zor olabilir ama imkansız diye bir şey yoktur. Seçil haklı canım. Gün doğmadan neler doğar. Gece gündüz seni buradan çıkartmak için çabalıyorum. Elbet bunun bir karşılığı olacaktır. Öyle tabii.
Lütfen ağlama. Her şey düzelecek. Ne gerekiyorsa yapacağız, hiç merak etme. Sibel, lütfen ağlama. Sus. Ağlama. Ağlama. Her şey için teşekkür ederim melek kalpli sevgilim. Rica ederim hayatım, biz bir aile değil miyiz? Senin sorunun benim de sorunum değil mi? Orası öyle ama ben bir el çaresine bakacağım bu durumun. Artık ben diye bir şey yok. Biz birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz inşallah. İyi ki hayatımdasın aşkım. Seni çok seviyorum. Canım. Ben de seni çok seviyorum. Hadi. Görüşürüz. Nasıl gidiyor bakalım Kemal'le? Her şey yolunda mı? Çok şükür Perihan. Her şey o kadar güzel ki. Artık duyurmayacak mısınız bu işi? Ay daha değil canım. Biraz daha böyle devam edeceğiz. Kahretsin. Alemsiniz ya. Yani insan devlet sırrı gibi saklar mı ya? Şşt. Yoksa adam evde karısının boşamasını falan mı bekliyorsunuz? O nasıl söz Perihan? Ne demek evli mi ya? Ay kızma hemen be. Şaka yaptım. Ne düşünüyorsun hayatım? Sibel'i düşünüyorum canım. Onu içeriden nasıl çıkarabileceğimi bilemiyorum. Kredi başvurusu yaptım. Ama işim çok yeni olduğu ve gelirim yetmediği için kredi çekemedim. Bugün sana bir sürpriz yapmak istemiştim ama... kısmet şimdiymiş. Nedir bunlar? Bunlar rahmetli annemden kalan yadigarlar sevgilim. Teşekkür ederim hayatım ama... Sakın alamam deme. Hayırlı bir işe vesile olacaksa hepsini bozdurabilirim. Hem eminim rahmetli annem yaşasaydı o da böyle olmasını isterdi. Melek kalpli sevgilim benim. Çok iyisin. Ama... Aması yok. Bunları alacaksın. Biz artık bir aileyiz. Hem aynı durumda ben olsam sen aynısını yapmaz mıydın? Yapardım tabii. Ama zaten alsam da bunlar Sibel'i çıkartmama yetmez. Nasıl yani? Borç ne kadar ki? Boş ver. Bunların karşılayamayacağı kadar çok. Söyler misin Kemal? Çok işte hayatım. Sen bunları düşünme ne olur. Hayatım, borç ne kadar söyler misin?
180 bin lira civarında. Ve ancak bu parayı ödeyebilirsek davayı geri çekecekler. Yoksa Sibel uzun yıllar cezaevinde kalabilir. 180 bin lira mı? Hı-hı. Murat, 6 ay içinde bu kaçıncı hatan? Amcamın yerinde... O zaman siz bunları alın. Ben sorunu halledip size haber vereceğim. Kusura bakmayın, buraya kadar yoruldum. Neyin var kızım? Bir sorun mu var? Yok babacığım. Geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Yoksa Kemal'le aranızda bir sorun mu var? Yok babacığım, ne sorun olsun ki? Bilmem. Belki düğün tarihi konusunda falan... Aşk olsun baba ya. Hem neden taktın şu tarih meselesini anlamadım ki. Ne dedim ki ben şimdi? Kemal. Bugün izin almışsın. Tüm gün aradım, ulaşamadım sana. Sana güzel bir sürprizim var. Nasıl yani? Burada olmaz. Hadi her zamanki yerimize gidelim. Tamam. Anlatmayacak mısın hayatım? Meraktan öldüm burada. Ne bu? Açsana hayatım. Seçil. Nereden çıktı bu para? Sakin ol hayatım. Biliyorsun geçenlerde babam evi benim üstüme yapmıştı. Ben de bankaya evi ipotek ettirerek kredi çektim. Sana inanmıyorum ya. Nasıl yaparsın bunu? Sevinmedin mi hayatım? Yani ne bileyim bir tanem. Sevinmeli miyim, üzülmeli miyim? Bilemedim ki. Şaşkınım yani. Biz bir aileyiz hayatım. Sibel'in mutsuzluğuna daha fazla seyirci kalamazdım. Ha sen halletmişsin, ha ben, fark eder mi? Dünyanın en iyi kalpli sevgilisi. Bir tanesin. Çok teşekkür ederim. İyi ki seni tanımışım. Çok sevmişim. İyi ki hayatımdasın. Sen de öyle. Seni çok seviyorum. Peki hayatım, ya baban? Bu durumdan haberi var mı? Şimdilik bilmesi gerekmiyor. İkimiz de çalışıyoruz çok şükür. Çalışıp öderiz. Tabii tabii, orası öyle de. Şaşırdım bir an. Şaşıracak bir şey yok aşkım. Artık biz bir aileyiz. Gerçekten o kadar karışık duygular içerisindeyim ki anlatamam. Farkındayım hayatım. Perihan, hayırdır bu saatte? Asıl sana hayırdır. Kaç yıllık arkadaşlığımızı tek kalemde yırtıp atmana seyirci kalacak değilim.
Bunları konuşmayalım Perihan. Kız kıza iki şaka yapalım dedim. Konuyu nereye getirdin? Ben bir yere getirmedim Perihan. Ağzından çıkanın nereye gideceğini hesaplayamayan sensin. Seni kırdıysam özür dilerim. Saat epey geç olmuş Perihan. Yarın şirkette konuşuruz, olur mu? Merhaba. Hoş geldin Perihan kızım. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür Ahmet amcacığım. İyi diyelim, iyi olalım. Aman aman, iyi olun kızım. Geçsene. Ne demeye kapının önünde duruyorsun öyle? Hiç rahatsız etmeyeyim Ahmet amca. Hem saatte epey geç olmuş, farkında değilim. Ne geçiyor? Daha yatsı okunuyor. Perihan'ın biraz işleri varmış baba, ısrar etme. Peki kızım, siz bilirsiniz. Hayırdır kızım? Geç kalmadın mı sen? Kemal almaya gelecekti baba ama gecikti. Aradım, telefonda cevap vermiyor. Uyuyakalmış olmasın? Sanmam, çok dakiktir o. İş yerini arasaydın belki son anda bir işi çıkmıştır. Neyse ben çıkıyorum babacığım. Kemal gelirse iş yerine geçtiğimi söylersin, olur mu? Tamam kızım. Öpeyim baba. Hadi hayırlı işler sana. Sağ ol. Allah Allah, araç da burada. Aşk olsun Kemal ya. Unuttun mu beni ya? Merhaba Seçil. Bak, tekrar özür dilerim. Niyetim seni kırmak değildi. İnan Perihan, şimdi bunları düşünecek durumda değilim. Hayırdır? Bir sorun mu var? Bir sorun yok. Kemal'e ulaşamıyorum sadece. Aracı buradaydı. Bir yere kadar gitmiştir, gelir birazdan. Tamam Perihan, tamam. Bulurum ben onu. Bak, yapma böyle lütfen. Ya, hala mı bozuksun bana? Canım. Aşkım. Canım, Kemal'in durumunu öğrendim. Bugün için izin almış. Nasıl yani? Önemli bir işi varmış. Yaşar Usta'yı akşam arayıp bugün için izin istemiş. Bana hiç söylemedi. Bilmiyorum ki. Belki sana bir sürpriz hazırlıyordur. Dün Sibel'in borcunu kapatıp tahliye yazısını alacaktı. Sonra da birlikte onu almaya gidecektik. Sibel mi? O da kim? Kemal'in kız kardeşi. Anlatırım sonra, durum biraz karışık. Tek başına mı gitti o zaman? Öyle görünüyor da neden böyle bir şey yaptı ki? Kötü bir şey mi oldu acaba? Hemen kötüye yorma. İçini ferah tut sen. Arar birazdan ha?
Yaşar Usta, müsait misin? Buyur kızım. Şu bizim şoför Kemal. Onu işe sen aldırmıştın değil mi? Evet. Bir yanlışım oldu yoksa? Oldu Yaşar Usta, oldu. Nerede bulurum Kemal'i? Ne yaptı ki? Boş ver sen ne yaptığını. Nerede şimdi o? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de 2-3 gündür görmüyorum. En son önceki akşam bize geldiydi. Karısını hapisten çıkartacağından söz ettiydi. Ne? Ne dedin sen? Karısı mı? Nasıl yani? Kemal evli mi? Evli ya. Kızcağız bir şirkete ortak olduydu. Ortağı da borçları kızın üstüne yıkıp ortadan kaybolunca cezaevine düştü. Birkaç aydır içeride. Aman Allah'ım. Sibel Kemal'in karısı mı? Seçil. Müsait misin? Seni bekliyordum, biraz konuşalım mı? Hayırdır? Yoksa Kemal'le ilgili bir haber mi aldın? Bak canım, şimdi sakin ol, tamam mı? Perihan, ne oldu Allah aşkına söyle. Kemal'in başına bir şey mi geldi? Keşke başına bin şey gelseydi. O ne demek ya? Ne demek istiyorsun? Bak hayatım, o aşağılık adam seni kandırmış. Meğer evliymiş. Ne? Ne diyorsun sen Perihan? Ne demek evliymiş? Basbayağı evliymiş. Bunu söylemesi o kadar zor ki. Sana kız kardeşi diye tanıştırdığı Sibel karısıymış. Hayır, bu olamaz. Kemal evli falan olamaz. Sibel onun kardeşi. Tanıştım ben onunla. Karısı olamaz o. Hayır. Sakin ol canım. Biliyorum, kabullenmesi çok zor ama. Yalan bunlar. Sen bizim aramızı bozmaya çalışıyorsun. Aranızı bozmak mı? Seçil, ne diyorsun sen? Yaşar Usta söyledi. Önce bir sakin ol. Hayır ya, hayır. Bunlar yalan. Gerçek olamaz. Kemal beni kandırmış olamaz. Lütfen yalan olduğunu söyle Perihan, lütfen. Bana inanmıyorsan birlikte Yaşar Usta'ya gidelim. O sana anlatsın her şeyi. Lütfen. Ne oldu kızım? Nedir bu durum? Yaşar Usta, Kemal'in durumunu bir kez daha anlatır mısın? Neden? Kemal evli mi Yaşar Usta? Evet de seninle ne ilgisi var bunun? Canım. Niye ağlıyorsun kızım? Bak. Teşekkür ederim Yaşar Usta. Önemli değil kızım. Ama bak, sakın bir delilik yapıp oraya tek başına gitme, tamam mı? Merak etme Yaşar abi. Sağ ol. Thank you.
ambulansa haber verildi değil mi? Aman aman şu başına dikkat edelim. Aman. Şurada kaza olmuş. Ben bir bakıp geleyim. Hayırdır birader? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ambulans aradınız mı? Arandı. 5 dakika önce arandı. Gelirler ya. Birazdan gelirler. İnşallah çabuk gelirler. Aman sarsmayalım arkadaşlar ama. Ambulans gelene kadar. Çok iyi. Ambulans da gelmedi gitti bir türlü. Abi arkadaşlar bir, evet ya. Bir daha mı arasak ne yapsak ya? Dur abi ben bir arayayım. Tamam 112'yi bir arayayım. Alo. Beyefendi biraz önce ihbar yapmıştık. Yolda mı? Seçil. Hadi abiciğim lütfen. Beni affet. Sana çok büyük kötülük yaptım. Böyle olsun istemezdim. Ama mecburdum. Başka çarem yoktu. Ne olur affet. Ne olur. Bağışla beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.